Sayın Hazretleri'nin doğu seyahatinde of Rize'de yaşadıkları ve Tiflis'teki Rus ajanıyla meşhur hadisesi. Almanya'da işçi oflu bir hocanın Abdullah Yayın abi anlatmış olduğu edebi enteresan bir hatıradır. Şöyle, Bediüzzaman Hazretleri büyük ihtimalle bu seyahati esnasında uğradığı Karadeniz of limanında bir medreseye gitmiş. Medresenin müderrisi üstadın ismini sormuş. O da şöyle zarifane bir beytle ismini bildirmiştir. Kes müderris ayağın, hem muidin koy ayağın baş yerine ta bilesin adımı. Bu edebi zarif beytin açıklaması şöyle olur ki müderris kelimesinin müderri kısmının ayağı yani sonu olan s harfini muid kelimesinin başındaki mu hecesini kes sonra s harfini başa id hecesini yanına koy. Bu şekilde adımı yani sayidi bil. Lizenin pazar ilçesinden Rüştü Tafral naklediyor. Bizim pazar ilçesine bağlı eski ismiyle Venek yeni ismiyle Örnek köyünden Arif Kantoğlu Osmanlı döneminde Çayeli'nin eski ismiyle Mabavri nahiyesinde müdürlük yapıyormuş. Bediüzzaman hazretleri Rize'ye geldiğindeki o sıra Rize sancaktı mutasarrıf şimdiki adıyla vali jandarma kumandanı binbaşı bir de liman reisi memleket erkanı olarak onu karşılamışlar şehrin muhtelif yerlerinde gezirmişler. Bu arada deniz kenarındaki iskele üzerine de çıkmışlar. O zamanlar iskeleler, demir direkler üzerinden ağaçlar çakılarak yapılırmış. Denizin dalgaları bu tahtalara çarpa çarpa bir kısım ağaçları sökülmüş, demir direkler kalmış. O kısma geldiklerinde Bediüzzaman Hazretleri sağda, vali ortada, binbaşı solda, liman reisi de birkaç adım Bediüzzaman'ın arkasında oldukları halde yürüyorlarmış. Bu esnada liman reisi arkadan Bediüzzaman'ı seyretme dalgınlığıyla önündeki boşluğa adımını atmış. Tabi düşüp denize yuvarlanması ve deniz direklerine çarpması lazımken ve o heyecanlı anı geçirmekte olduğu halde bir anda nasıl olmuş bilememiş kendini Bediüzzaman'ın kollarında bulmuş. Halbuki Bediüzzaman birkaç adım önde şu düşme hadisesi de onun arkasında gerçekleştiği halde nasıl onun kollarında bulunduğunu anlayamamış beraberindekiler de anlayamamışlar. Ve bu hadiseyi Bediüzzaman'ın kerametine verip çok hayret ve şaşkın kalmışlar. Önceden bahsettiğimiz üzere Bediüzzaman Hazretleri 1910 yılı Mart-Nisan aylarında İstanbul'dan ayrıldıktan sonra vapurla Karadeniz sahilini takiben İnebolu ve nihayet Batum yoluyla Tiflis'e kadar gider. Tiflis'te meşhur Şeyh Sanan Tepesi'ne çıkarak etrafı seyretmekteyken bir Rus ajanı yanına gelir. Buradan itibaren hadiseyi bizzat ve düz zamandan dinliyoruz. 1920'de İstanbul'da bastırdığı Sünahat isimli eserinin zeyli olan Teşrisül İllet Risalesi'nde bu hikayeyi şöyle anlatır. Olayın akıcılığını bozmamak için aslını ve lügat manalarını ekranda verip konuşmayı doğrudan aktarıyorum. Bir hikaye. Bundan 10 sene evvel Tiflis'e gittim. Şeyh Sanan tepesine çıktım. Dikkatle temaşa ediyordum. Bir Rus yanıma geldi. Dedi, niye böyle dikkat ediyorsun? Medresemin planını yapıyorum. <laughs> Neredesin? Bitlisliyim. Bu Tiflis'tir. Bitlis, Tiflis birbirinin kardeşidir. N ne demek? Asya'da, alem İslam'da üç nur birbiri arka sıra inkişafa başlıyor. Sizde birbiri üstünde üç zulmet inkişafa başlayacaktır. Şu perdeyi müstebidane yırtılacak, takallüs edecek. Ben de gelip burada medresemi yapacağım. Heyha, şaşarım senin ümidine. Ben de şaşarım senin aklına. Bu kışın devamını ihtimal verebilir misin? İslam parça parça olmuş. Tahsile gitmişler. İşte Hindistan, İslam'ın müstahit bir veledidir. İngiliz Mektebi idadesinde çalışıyor. Mısır, İslam'ın zeki bir mahdumudur. İngiliz Mektebi Mülkiyesi'nde ders alıyor. Kafkas ve Türkistan, İslam'ın iki bahadır oğullarıdır. Rus Mektebi Harbiyesi'nde talim alıyor. İlâ ahir. Yahu şu asil zade evlat şadet namelerini aldıktan sonra her biri bir kıtanın başına geçecek muhteşem adil pederleri olan İslamiyet'in bayrağına afalgı kemalatta temevüc ettirmekle, kaderi ezeliğinin nazarında, feleğin inadına nevi beşerdeki hikmeti ezeliyenin sırrını ilan edecektir. İşte hikayemin yarısı bu kadar şeklinde ifade edilmiştir. Bediüzzaman'ın alem-i İslam hakkında üç nur birbiri arkasıyla inkişafa başlıyor ihbarının hakikati de kısmen çıkmış denilebilir. Üç nurdan muradı allah Alem, İslam aleminin hem iman, akide ve diyanet yönünde hem iman hakikatleri ve ahkam-ı Kur'aniyenin toplum hayatında uygulama. Hem de bir zamanlar olduğu gibi İslam aleminin birleşip İslam'ın bayrağını şeref ve izzetle ila ederek yeryüzünde dalgalandırmasıdır. Bu işbanlar ortaya çıktığı gibi en son halini alıncaya kadar çıkmaya da devam edecektir. Merhum Abdurrahman'ın yazdığı tarihçede Tiflis Şeyh Sanan tepesinde Rus ajanı Bediüzzaman'a hürriyet sizi parçalayacaktır. Sözüne karşı Bediüzzaman bizi değil sizi parçalayacaktır. Şeklinde kaydedilmiştir. Bediüzzaman'ın istikbale bakan şu keskin ferasetli görüşünün bir kanadı olan Ruslar hakkındaki tarafı çok az zaman sonra tahakkuk etmiş ve Sizde birbiri üstünde üç zulmet inkişa başlayacaktır ifadesiyle ve inkişa tabirinin soğanın üst üsteki kabuk tabakalarının soyulması teşbihiyle Rusya'da ilk olarak sosyalistlik, onun hemen altından bolşeviklik, onun altından da komünistlik zulmetlerinin zuhuru görüldü. alem İslam hakkında üç nurunda yavaş yavaş inkişafı görülmektedir. Tiflis'ten sonra Van'a gelmek üzere yol güzergahı olarak herhalde en kısa şekli trenle İran'ın Hoy şehrine oradan da Van'a geçiş şeklinde olması kuvvetli ihtimal dahilindedir. Van'a doğru bu seyahatinin mevsimi kış olması hasebiyle yaz aylarında o zaman için en kısa yol olan Trabzon, Erzurum, Ağrı ve Van şeklinde değil de Tiflis üzerinden yapılmasıyla herhalde bu seyahat bir ayı geçkin bir zaman içine aldığını kabul etsek Nisan ayı sonları veya Mayıs ayının başlarında Van'a ulaşmış oluyor.